Esperemos. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Hüsnü Paşa da ben hazırım diyor. Bu akşamki dersimizde yine bazı hurafalar bizim sitemize, bize bir mail atmışlar. Hurafalar. Sırat Köprüsü hakkında. Sahte Şeyh Metin Efendi diye yazı yazıyorlar. Bu sahte Şeyh Metin Efendi ayetlerle insanlara cevap vermesine rağmen, ayetler ışığı altında cevap vermesine rağmen, bu sahte Şeyh Metin Efendi 4000 sayfa Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmesine rağmen, sahte şey Metin Efendi olmuyor da Sırat Köprüsü'nü inkar edince mi sahte şey Metin Efendi oluyor? Eğer Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde herhalde Sırat Köprüsü olmuş olsaydı, bu sahte şey Metin Efendi dedikleri insan herhalde onu da yazardı. Kur'an'ın baştan sona kadar ayetlerinde bir çelişki bulamayan ama zamanında kendi aklına göre de falan ayeti şöyle açıyor deyip onda da çelişki bulup sonra da nedamet hissiyle onu kapayarak bizim dini itikadımızı sarsıyor deyip hurafalarla hükümlenen insanların ne acıdır ki hurafalarla hükümlenenlerin hala hurafalara devam etmesi hakkın karşısında. Şimdi bu kişi bana ileti yazıyor. Ben bunun iletisini size okuyacağım. Bunun iletisini size okuyacağım ama biraz daha evlatlarımızın gelmesini bekliyorduk. Lüzum yok. Bu konuşulanlar çekilecek, çekiliyor. Muhsin evladımız tarafından çekiliyor. Facebook'a konulacak. Bu kişi, kendinden habersiz olan kişi, kendi kendini bakın nasıl yeriyor. Kendinden habersiz olan kişi. Şimdi kendi kelamlarıyla kendisinin nasıl bir çelişkide olduğunu, dini İslam'ı anlayamayıp kendi aklına göre yorumladığını, herhalde bu kişi dinde kendini en üst tabakada yetkili görerek insanlara bulaşmayı, hurafalarla bulaşmayı kendine şiar edinen zavallı bir insan durumunda. Çünkü hakkın karşısında batıl yok olmaya mahkumdur. Biz devamlı ayetlerle konuşmamıza rağmen hiçbir kimse bu kadar konuşmamı ayetin dışında sen şöyle söyledin diyemeyeceğine göre bu zavallı kişi Sırat Köprüsü'nü diline dolamış bize hakaretlerde bulunmaya başlıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında da müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e çatarlardı. Allah'ın ayetlerini tersten telaffuz eder ve biz senin getirdiğine inanmıyoruz derlerdi. Bu zamanlı kişi de hurafalar içerisinde hakkın ayetlerine karşı sırtını dönmüş nefsani duygularla illa ben ayetlerin karşısına dikileceğim
ve hurafayı insanlara yaymaya çalışacağım diye uğraşıyor. Hurafayı. Sen Hazreti İbrahim'in kelamını duymadın mı? Ne diyor Hazreti İbrahim? Ben Hakk'a vasıl olduktan sonra, ben Rabbimin rahmetine, merhametine vasıl olduktan sonra sizin diyor hurafalarınıza, kutlarınıza bir daha döner miyim? Bu durumda aklını kullansan da, aklını şu Allah'ın ayetlerine bir dönsen olmaz mı? Ben sana şimdi onlarca ayet okuyacağım, sırat köprüsü olmadığına dair. Ama senin gibi zavallı insanlar, ki biraz hakaretli konuşayım ki belki kendine gelirsin, dinde batılı yaymak için uğraşıp duruyorlar. Ne diyor? Abdülmetin Saruhan. Abdülmetin Saruhan sırat köprüsüne ne inanmıyor. Sahte şeyh sözüdür. Sahte şeyh atasözüdür diyor. Atasözüdür. İhya-i Ulumiddin'in sayfa 286 yazıyor burada. Şimdi ayetler yok. İhya-i Ulumiddin'e geldik. Tamam, gelelim. İmam-ı Gazali Hazretleri muhterem bir insandır. Onun yazılarında eksiklik olmaz. Tabi hurafalar o kitapları yenilerken kendi fikirlerini sokmazlarsa. Sırat diyor, cehennem üzerinde kurulmuş kılıçtan keskin ve kıldan ince bir köprüdür. Böyle bir İmam-ı Gazali'nin bu şekildeki bir yazısını tahayyül edemiyorum. Bak, tahayyül edemiyorum. Böyle bir yazı mümkün değil ki İmam-ı Gazali Hazretleri bunu yazsın. Bunlar nedir? Sonradan sokulmadır. Onu da ispatlayacağız. İspatlayacağız. Ayetlerle tabii. Ayetlerin ışığı altında olmazsa asla bana inanmayın. Biz Ahmet'in, Mehmet'in fikrini insanlara göstermiyoruz. Ayetleri gösteriyoruz. Allah'ın ayetleri. Bu durumda daha bu şahsa söyleyeceklerim var sonunda. Sırat cehennem üzerinde kurulmuş kılıçtan keskin ve kıldan ince bir köprüdür. Söylüyor. Allah'ın hükmüyle kafirler bu köprü üzerinden kayarak cehennemin dibine boylayacaklardır diyor. Sen Allah'ın adalet sıfatını ortadan kaldırdın. Bugün hiçbir kimseye zulmedilmemeksizin herkesin kazandığı tas tamam kendisine verilecektir dediği ayeti kerimesine göre mahkeme-i kübrada Rabbimizin bu kelamını nereye attın da onu sırat köprüsünden aşağı düşürdün. Daha bu başlangıç. Bu başlangıç. Allah'ın adalet sıfatını ortadan kaldıracak kadar cüret gösteren insanlar, Allah'ın ayetleri karşısında hurafalarla kendilerinin baş olma sevdasıyla dikilen insanlar ya bir başka zihniyete hizmet eden kişilerdir veyahut da hakikaten cehalet içerisinde kendisini bir varlık olarak gören fakat dinde sapık olan bir insandır. Dinde sapık olan. Ayetleri sen ortadan kaldır. Ahmet böyle yazıyor, Mehmet böyle yazıyor diye sen gel birbirini tutmayan kelimelerle benim karşıma çık. Sen beni herhalde başka hocalara benzettin. Sen hurafalar içerisinde vazifeni yapacaksın. Ben de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in varisi olarak hakkı söyleyeceğim. Sen hurafaları söyledikçe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah'ın ayetlerini hak olarak insanlara anlattığında insanlar kendi iradeleriyle hakkı ve hurafaları çok güzel tayin ediyorlardı. İşte sen de hurafaları böyle bana
karşıma çıkaracaksın. Biz de vazifeli olarak bu hurafaları ayıklayacağız. Hurafaları. Çünkü ben hurafaların ne olduğunu bilmem. Ben ancak ayetleri bilirim. Sen böyle söyleyeceksin hurafaları. Ben de ayetleri senin karşına dikeceğim. Bu durumda sahte şeyh Metin Efendi dediğin zaman, sahte şeyh Metin Efendi değil, Allah'ın ayetlerine sahte deyip arkanı dönecek olan, o kadar ileri giden bir insan durumuna düşeceksin. Aklını başına topla. Aklını başına topla. Bak ne diyor şimdi? İmam-ı Gazali Hazretleri Yahya-ül Müddin isimli eserinde muhtelif bir risale olan ve bu kitabın ikinci kısmında oluşturan Havaidül Akaid isimli risalesinde devamla Sırat Köprüsü hakkında şu beyanlarda bulunuyorlar. Köpeğe gelince o atılır gider. İnsanlara faydası olan ise yarar yerde kalır. Allah işte böyle misaller verir. Rad suresi 17. Ben sana şöyle söylüyorum. Sen İmam-ı Gazali Hazretlerinin kelamını idrak edecek kadar bir seviyeye gelmiş bir insan değilsin. Bu Rad suresinin bu ayeti kerimesi ne Sırat Köprüsü'nü temsil eder ne de senin o cüz'i aklına sığar. Sen ayetleri bilir misin? Ayetleri bilseydin kendini bu kadar cahilane bu şekilde bu ayeti buraya koymazdın. Bu ayeti kerimenin manası batılla hakikati ayırt etme durumunda Allah-u Teala'nın insanlara verdiği bir misaldir. Batılla hakikati ayırt etme durumunda. Batılın sen üzerinde bir köpük oluşunu ve hiçbir işe yaramadığını, suyun ise insanlara hayat verdiğini bildirmekte. O su Allah'ın rahmeti, kim o rahmetin altına girer, imana kavuşursa işte o hakkı bulur. Hurafalar da bu şekilde senin üstünde akan bir köpük gibi akıp gider. Bunun Sırat Köprüsü'yle ne ilgisi var? Hurafa, sen ayetleri bilir misin? Benim karşıma dikiliyorsun. Sen kimsin? Sen hadisleri bilir misin? Aşağıda hadis söylüyorsun. Sen hadis bilseydin, cehaletini ortaya koymazdın. Hadis, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ayetlerin karşılığı olmayan hiçbir kelime benim hadisim değildir diyor. Ayetlerin karşılığı olmayan hiçbir kelam benden değildir diyor, benden. Sen hangi hadisi, hangi ayetin karşısına koydun be zavallı adam? Medine-i Münevvere'de bir Yahudi hocalık yapar, 3000 hadise de 3000 ben kattım der. Varsa bir babayı temizlesin der. İşte ben hadis alimiyim, ben Rabbim tarafından yetiştirilmiş hurafaları temizleyen bir kişiyim, ben herkese, dünyaya ayetler ışığı altında ilim veriyorum. Sen kalkmışsın, hurafaları benim karşıma dikiyor, onu müdafaya kalkıyorsun. Aferin sana. Sana takdirname vermeleri lazım, hurafalar ama. Hurafalar sana takdirname vermesi lazım, bizi müdafaa ettin diye. Rad suresinin 17. ayeti kerimesini okuyalım. Evet. Bakalım ne diyor Rad suresinde. Rad suresi 17. ayeti kerime. O gökten su indirdi. Hurafa, ben sana ayeti milim milim açayım de dinle. Belki öğrenirsin. Belki aklını kullanırsın. Belki kime çattığının farkına varır da ayetler ışığı altında hurafandan pişman olur, tövbe edersin. İyi dinle. Gökten su indirdi. O su Allah'ın rahmeti. Aynı zamanda manevi olarak bir başka manada da Allah-u Teala'nın ayeti kerimesini indirmesi.
Kur'an'ı indirmesi, zikri hatimi indirmesi. Ve vadiler kendi hacmince, sel olup aktı diyor. Kendi hacmince, Allah-u Teala'nın rahmetiyle, yarattıklarına rızık vermesiyle, hay sıfatıyla. Bu sel, üste çıkan bir köpüğü yüklenip götürdü. Allah-u Teala, ayetlerini insanlara sunmasına rağmen, onların önüne ışık ve delil tutmasına rağmen, hala ayetlere, bunun gibi hurafala sırt çevirip, bu ayetlerin manasını idrak edemeyecek kadar zavallı ve kime çattığının farkında olmayan yoksun bir insan. Söylediği kelimeler. Belki bunu da anlayamayacak. Biz açalım ona. Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu bu rahmeti, İslam dinini, zikri hatimi, Kur'an-ı Kerim'i kabullenenler işte o sele benziyor, rahmete. Onlar insanlara hayat verirler. Ama onlara sırtını çevirenler işte o selin üstünde giden köpükler gibidir. Yaptıkları bir hiçtir. Yaptıkları bir hiçtir. Bu sel üste çıkan bir köpüğü yüklenip götürür. Süs veya diğer eşya yapmak isteyerek ateşte erittikleri şeyler de buna benzer köpük olur diyor. İşte Allah hak ile batılı böyle misal verir diyor. Bu da Sırat Köprüsü'yle ne ilgisi var? Sen bu ayetleri anlayamayacak kadar zavallı olursan sen kimin karşısında dikiliyorsun? Ayetleri eskiden bilmeyen o hurafalar bir ayet okur, mevzuyla ilgisi olmayan ayeti, mevzuyla hiç ilgisi yok ama buradaki gibi. İşte bak Allah böyle söylüyor der, kendi aklına göre şümüllendirirdi. Senin onlardan ne farkın var şimdi? Mevzuyla ilgisi olmayan ayeti kerimeyi sen getir buraya koy. Ondan sonra da İmam-ı Gazali Hazretlerine bunu yama. Evet, söylüyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Söylüyor ama nasıl söylüyor? Onu da açacağız şimdi. Ve kendi kendini nasıl zelil ettiğini burada göreceksiniz. Kendi yazısıyla. Kendi kendini nasıl zelil ettiğini, rezil ettiğini göreceksiniz. Evet. Hakla batılın ayet edilişini Allah-u Teala yazmasına rağmen burada geliyor, Sırat hakkında bunu söylüyor. Sırat. Devam ediyoruz. Ayet-i Celle'de su manasına gelen ma tabiri Kur'an'dan kinayedir diyor. Yani onun söylediğine göre hüsnüden olarak diyelim ki benzetmedir. Yani mecazi manadadır. Vadilerden maksat da kalplerdir. Öyle benzetmiş o kişi. O şekilde söylüyor. Biz de bu zamana göre böyle söylüyoruz. O kalpleri söylüyor. Biz de Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'i söylüyoruz ki öyledir. Sel olarak inen, yani yağmur olarak, su olarak inen ki nedir? Rahmet olarak inen nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'dir. Herhalde kalpler rahmet olarak inmedi. Ama o mübarek de o şekilde misal veriyor. Efendim, kalplerin bir kısmı çok, bir kısmı ise az şey yüklenmiştir. Yani bundan mana bizim demin söylediğimiz gibi Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu ayeti, celileleri dini İslam içerisinde insanların kendi nefsi halleri durumunda Allah-u Teala'yla evveli berdatta ahitleştiklerinde kişilerin kendi arzu ve muratları kendilerine kader olarak veriliyor ve o kaderleri bilecek karakterler yerleştiriliyor. Bu karakterlere göre o insanlar dünyaya geldiklerinde arzu ve istekleriyle nasıl bir ahdi varsa ya mutmain, ya mülhüme, ya levvame, ya emmare, yahut raziye, yahut marziye nefsi durumuna göre iman durumunu yüklenmişler. E bu da onu anlatıyor. Dolaylı ben sana açıyorum burada daha güzel. Sen kime ne okutuyorsun burada?
Sen kime ne anlatıyorsun burada? Sen bu yazıları anlayabiliyor musun? Kalplerin bir kısmı çok, bir kısmı ise az şey yüklenmiştir. Bir kısmı da hiçbir şey yüklenmemiştir. Yani Allah'ı inkar edenler ve eshab-ül meymeneti ma eshab-ül meymenet sağcılar ve eshab-ül meşhemeti ma eshab-ül meşhemet solcular ve sabibüne sabibüne ulaikel mukarrabın fi cennatın naim dediği bir üçüncü zümrede sabıküm zümresi. Sen anlayabiliyor musun bunları? Buraya yazıyorsun, yazdıklarını anlayabiliyor musun? Ben anlamadığını biliyorum. Çünkü ispatlayacağım sana anlamadığını. Bunları anlamadığını ispatlayacağım sana. Kalplerin bir kısmı çok, bir kısmı ise az şey yüklenmiştir. Bir kısmı da hiçbir şey yüklenmemiştir. Köpük ise küfür ve nifak misalidir. Zira köpük her ne kadar su yüzünde görünürse de hakikatte bir balondur. Başka bir şey olmadığı için sönüp gider. İnsanlara yararlı olan hidayete gelince o istikrar bulur ve yerleşir diyor. Ben demin ne anlattım? Demin bu ayeti kerimenin daha güzel bir manasını anlatmadım mı? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i rahmet olarak insanlara vermesi ve onunla hükümlenenlerin hakkı bulması, onunla hükümlenmeyen, İslam dışında olan insanların da su üzerinde giden bir köpük gibi olduğunu, hiçbir işe yaramadığını bildirmektedir dedik. Öyle demedik mi? Evet. Peki, bununla sırat köprüsünün ne ilgisi var? Ama böyleler sırat köprüsü olmadığını burada onlarca ayet okuyacağım. Onlarca ayet. Ben buna zamanında bir cevap verdim. Senelerce saklandı. Nefsine yediremedi herhalde. Tuttu. Demek ki senelerden beri kitap okuyor. Kitap. Allah'ın ayetini okuyacağına Ahmet'in Mehmet'in kitabını okuyor. İçerisinde hurafalarla dolu olan bilgileri kafasıyla denk geldiği için alıyor ve hakkın karşısına çıkartmaya çalışıyor. Demin dedin ya sana o hurafalar ödül vermesi lazım, ödül. Evet. Bu cesareti gösterdiğin için sana ödül vermeleri lazım. Devam ediyoruz. Yazısına. Bunu Facebook'a koyacağız ve millet dinlesin. İslam'ın nasıl bir hurafalar içerisinde olduğunu ve böyle kişilerin nasıl bir hurafayla Allah'ın ayetlerine karşı çıktıklarını görsünler. Görsünler. Bir cemaat bu kısımda oldukça derine dalmış, derine dalmış, ahirette varid olan mizan, sırat ve benzerlerini tevil etmişlerdir. Allah aşkına şimdi konuşun. Doğruyu söyleyin. Ben mi tevil ediyorum? Yoksa bu kafasız, cahilhane bir hurafayla karşıma çıkan bu adam mı tevil ediyor? Dikkat edin. Ne yazıyormuş bak. İmam-ı Gazali Hazretleri ne yazıyormuş? Bir cemaat derine dalmış, ahirette varit olan mizan, sırat ve benzerlerini tevil etmişlerdir. Sıratı tevil ettim tabi. Sırat köprüsü haline getirdin. Hurafa. Sıratı tevil ettin. Sırat Allah-u Teala'nın dosdoğru bir yoludur. O dosdoğru yoldan ayrılırsan elbette cehennemin ortasına gidersin. Allah'ın şer'i hükmünden ayrılırsan, Allah'ın ayetlerinin karşısına dikilirsen, o hurafayla sen bu ömrünü tüketirsen, pişmanlık duymaz da Allah'tan tevbekar olmasan işte cehennemin ortasına gidersin böyle. Sen mi tevil ettin, ben mi tevil ettim? Ne diyor bir de okuyalım. Demin ne dedim? Bu yazıları da anlayamayacak kadar cahilane bir insan. Yazıları anlayamayacak kadar. Çünkü hurafalarla yüklenmiş, sıratı duyar duymaz sırat köprüsüne çeviriyor hemen. Mizanı da mütezelliler Allah'ın rahmetine bağlayarak cehennemi ortadan kaldırıyorlar. Bu durumda İmam-ı Gazali Hazretleri işte ne sırata ne de mizana efendime söyleyeyim
Cenab-ı Hak da benzerlerini tevil etmeyin diyor. Tevil etmeyin. Onları hakiki manalarında bırakın. Öylece sırat'ın hakiki manası neymiş? Hurafa Allah'ın dosdoğru yoluymuş. Sırat köprüsü değilmiş. İşte burada sen tevil ettin, ben tevil etmedim. Mizan neymiş? Allah'ın kurduğu o mahkeme-i kübrada Eleyhissallahu ve ahkemil hakimin dediği hakimlerin hakiminin huzurunda kurulan mahkeme-i kübradır. Orası tevil edilemez. Orada Allah'ın rahmetine girer de onu da o mizanı da tevil edersen sıratı da tevile kalkarsan cehennemi ortadan kaldırırsın. İşte bunlar müteziler. Şimdi mütezili sen misin ben miyim? Bizi dinleyenler cevap versinler. Mütezili acaba kim? Cevap veriyoruz burada. Tek tek okuduğu yazıya cevap veriyoruz. Ne kadar cahilane olduğunu, yazıları dahi anlayamadığını, ve bu şekilde hurafaların başını çekip Ebu Cehiller gibi hakkın karşısına dikilen zavallı insanlar bunlar. Bunlar bir de reddiye yazacaklarmış bana. Sen kendi gölgene bile yetişemezsin, gölgene. Bu hurafalarla değil benim gölgeme yetişeceksin. Uyur gezer. Uyur gezer kime derler? Söylediği kelimeler birbirini tutmayan insana derler. Uyur gezer. Bak ben senelerdir konuşuyorum. Bir kişi benim karşıma çıkıp da sen şu kelimeyi şöyle söyledin, burada da böyle söyledin diyebildiler mi? Eğer diyebilirlerse Allah'ın ayetlerini gösteriyoruz. Anlamadıkları için söylerler, biz de Allah'ın ayetlerini gösteriyoruz. Ama sen cehalette oku da ileri gitmişsin ki, bize hakaret ederek, sahte Şeyh Metin Efendi demekle, sahte Şeyh Metin Efendi ayetlerle hükümlü. Sen sahte Şeyh Metin Efendi'ye değil, Allah'ın ayetlerinin karşısına dikilmiş, hurafa içerisinde yaşayan zavallı bir insansın. Senin tövbe etmen lazım. Tövbe. Geliyoruz. O yazıyı bir daha okuyoruz. Bir cemaat bu kısımda oldukça derine dalmış, ahirette varid olan mizan, sırat ve benzerlerini tevil etmişlerdir. Tevil eden kim? Sıratı sırat köprüsü dersen, Allah'ın dosdoğru yolunu övendin sen, tevil eder de bir köprü haline getirirsen, evet, sana sıratın olmadığını ayetler ışığı altında onlarca ayet göstereceğim ve senin kafana balyoz gibi vuracağım. Sen bu Allah'ın ayetlerini de arkanı döner. Eğer anlamazsan artık sana ve benim aramı Allah ayırır. Seninle benim aramı Allah ayırır. Allah bizim şahidimizdir. Evet. Sayfa 314 diyor. Mütezilenin tavrı. Şimdi onu yazıyor burada. Bu bölümde İmam-ı Gazali Hazretleri'nin mütezillerin ahiret ile ilgili birçok hususu tevil ederek bir ata düştüklerini beyan etmektedir. Peki ben diyelim ki sırat köprüsü vardı, yok dedim. İyi dikkat edin. Sırat köprüsü vardı da ben yok dedim. Ayet varsa inkar ettim, kafir olurum. Ama sırat köprüsünü tevil ettiysem, ki demiyorum sırat köprüsü var, onu tevil edenlerin ne durumda olduğunu kendi ağzıyla yazıyor burada. Sıratı sırat köprüsü olarak tevil ederse, mütezili durumuna kim düşüyor? O mu düşüyor, ben mi düşüyorum? Ben sırat köprüsü yok dersem kafir olurum. Ayette varsa ama, ayette varsa bilinçli de söylersem kafir olurum. Ama
Sırat köprüsü yok da Sırat'ı sen tevil eder de Sırat köprüsü dersen ve hurafaları da içerisine katarsan bu durumda mütezeli kim olur acaba? Aklın varsa biraz düşün. Aklın varsa biraz düşün. Allah akla hitap ediyor. Bir daha söyleyeyim mi? Beni mütezeli sınıfına sokmakla. Ben Sırat köprüsünü tevil etmedim. Sırat köprüsü yok dedim. Yok dedim. Hala da söylüyorum, ayet göstereceğim, onlarca ayet. Sizin gibi hurafaların kafasına Allah'ın ayetlerini tokmakla vuracağım. Daha var, ayetleri söyleyeceğim. Eğer var da, ayet gösterir de, benim bu gösterdiğim onlarca, yüzlerce ayetin karşısında, sen bana buna karşılık bir ayet gösterirsen ben kafir olurum. Ama Sırat'ı sen tevil ediyorsun. Onu köprü haline getiriyorsun. Düşün artık bu durumda. Mütezeli durumuna kim düşüyor? Öyle değil mi? Yanlış mı söylüyorum yani? İmam-ı Gazali Hazretleri'nin Sırat Köprüsü ile ilgili beyanlarına devam ediyoruz diyor. Bu şekilde Sırat Köprüsü'nün beyanıymış bunlar. Bunlar Sırat Köprüsü'nün beyanıymış. Evet. Devam edelim bakalım ne diyor. Sayfa 606. Ama incelemiş. İnceliyor. Anlasa da incelese bir şeye varacak. Yani hakkı görecek. Bir insan bir şeye adapte olmasın. Kendini ona peşin fikir olarak hükmünü o hurafaya adapte etmesin. Mümkün değil ki ondan bir daha ayrılamaz. Çünkü kıyas yapma kabiliyeti yok. Kıyas yapabilse ayetlerle, kişilerin konuşmalarıyla, hakla. Bir ayetle de değil, birçok ayetlerin ışığı altında. Evet. Takva sahiplerine binek üzerinde ikram ile Rahman'a götürdüğümüz zaman binek üzerinde ikram ile Rahman'a götürdüğümüz gün mücrimleri de veya yaya ve susuz olarak cehenneme sürdüğümüz gün Meryem 85-86 Hurafa sen bu ayetleri de oralara yanlış atmışlar. Ben şimdi sana doğrusunu okuyacağım. Hurafa sana ayetin doğrusunu okuyacağım. 500 tane yanlış açılan ayet var. Hurafa birisi çıkıp da bu da böyledir diyemiyor. Sebep onlar da hak olduğunu görüyorlar. Hurafa senin aklın sığar mı? O cüz'i aklın sığar mı bu ayetleri almaya? Sana Meryem suresini de okuyacağım şimdi. Buradan okuyacağım. Evet. Kaçıncı sayfada Meryem? Bakalım 300 küsürde olacak herhalde. Bir bakayım şöyle de. Evet. Meryem suresi 305'te. Evet. 305. ayet-i kerime. 305. sayfayı açalım. Getirin yukarıya doğru. Kaçıncı Meryem suresi ne diyor? 85-86. Meryem suresini 85-86'yı okuyalım. Meryem suresi 96. Meryem suresi 83. Meryem suresinin 83. ayet-i kerimesi ne der biliyor musun? Hurafa iyi dinle. Yanlış açılan ayet-i kerime. Resulüm görmedin mi biz kafirlerin üzerine kendilerini iyice isyankarlığa sevk eden şeytanları gönderdik diyor. Böyle Allah olur mu? Hurafa iyi dinle. Böyle Allah olur mu? Allah adalet sahibi değil mi? Allah kulları arasında ayrım yapar mı? Madem şeytanları onun üzerine gönderecekti, niçin bizi dünyaya gönderdi? Hurafa! Sen bunları böyle bilirsin işte bu ayetleri. Sen kimin fikirdin? Baltayı hangi kayaya vuruyorsun?
Ben Rabbim tarafından ayetler üzerine yetiştirilmiş insanım. Biraz aklını kullan. Sende biraz kafa olsaydı kafa, Asr-ı Saadet Kur'an-ı Kerim tefsirini baştan sona kadar okur. Eğer hata bulursan karşıma hocam, burada şöyle bir yediğine zıt düşen bir kelime var, acaba ne derece doğrudur derdin. Diğer tefsirlerde aynı sayfada birbirini tutmayan birçok yanlışlıklar olmasına rağmen onlara ses yok. Çünkü aynı kafadasınız. Aynı kafadasınız. Ne diyor? Resulüm görmedin mi? Biz kafirlerin üzerine kendilerini iyice iskancalığa sevk eden şeytanları gönderdik. Yakında çıkartıyoruz bu meali. Bunun doğrusu nedir? Doğrusu. Daha süresini atladı ya. Dur bakalım. Evet. Meryem suresi. Doğrusu Resulüm, görmedin mi kafirleri, kendilerini iyice iskancalığa sevk eden şeytanlarla beraber oluşunu? Anladın mı hurafa? İrade-i cüz'iye insanın elinde. Allah'ı suçlayamazsın. İşte senin gibi insanlar Allah'ı suçlarlar. Senin gibi insanlar Allah'ın ayetlerini kafalarına sığdırarak Allah'ı sıfatlarlar. Evet. Geliyoruz 84. ayet-i kerimeye. Öyleyse onlar hakkında acele etme diyor Resulullah Efendimiz'e. Hatta insanlara, ahlimlere, yani senin gibi hurafalar hakkında acele etme. Biz onlar için günlerini teker teker sayıyoruz diyor. Kim bu ayetlerin karşısına hurafalar olarak dikilirse. Geliyoruz 85. ayeti kerimeye, senin gösterdiğin ayeti kerimeye, hurafa. Bak ne yazmışlar burada. Takva sahiplerini hayat halinde çok merhametli olan Allah'ın huzurunda topladığımız diyor. Ayet. Neymiş? Takva sahiplerini hayat halinde çok merhametli olan Allah'ın huzurunda topladığımız. Bunun doğrusu ne biliyor musun? Hurafa. Elçiler gibi takva sahiplerini Rahman'ın huzurunda toplayacağımız gün. Neymiş? Elçiler gibi. Elçiler. Yani bir devletin elçisi bir devlete gittiği zaman hürmetle karşılanıyorsa Allah-u Teala takva sahiplerini. Kim bu takva sahipleri? Ey mutmain olmuş nefis. Rabbim senden, sen de Rabbinden razı olarak gir kullarımın arasına. Gir cennetime dediği insanlar. Sen o müminlerin arasına girdin mi? Girseydin bunları ayırt edebilirdin. Sen kendinden bile haberin yok. Ne yazdığından bile haberin yok. Ayetlerden bile haberin yok. Sen hadisleri ayıklayacak ve hadis söyleyecek karaktere sahip bir insan değilsin. Evet. Hadis neymiş hurafa? Tekrar. Belki o ufacık beynine sığar. Resulullah Efendimiz, ayetlerin karşılığı olmayan hiçbir kelam benim hadisim değildir diyor. Ayetlerin karşılığı olmayan. Ve hurafa, hangi hadisleri gösteriyorsun ayet karşısında? He? Bak, burada hadis diyor, hadis ayıklayacağız hurafa. Ona da gelecek sıra. Hurafa diyorum, kusura bakma. Çünkü zamanımızı yedin. Biz burada ayetler üzerinde ders yapıyorduk. Zamanımızı yedin. Sana mecburuz hurafa demeye. Evet. Sana şimdi hurafa bir hadis okuyacağım. Bir hadis okuyacağım. İyi dinle. Ubade İbni Samit el Ensari radıyallahu anh hazretleri demiştir ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. Kim Allah'tan başka ilah olmadığına, Allah'ın bir ve şeksiz olduğuna, şeriksiz olduğuna ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü elçisi olduğuna
Doğru. Şimdi burada bir sokma var bak. İyi dinle. Keza. Keza. Şimdi sokma başlıyor. Hazreti İsa'nın Resulü elçisi olduğuna. Yalnız Hazreti İsa mı? Hani bütün peygamberlere iman ederdik. Öyle ya. Peygamberler arasını ayırt etmezdik. Bak. Hak bu. Hurafa, hakkı söylüyorum. Yalnız Hazreti İsa'yı değil. İyi dinle. Sen bunları ayırınca kapasite insan değilsin. Keza Hazreti İsa'nın da Allah'ın kulu ve elçisi olup Hazreti Meryem'in attığı bir kelimesi ve kendinden bir ruh olduğunu, keza cennet ve cehennemin hak olduğunu şehadet ederse her ne amel üzere olursa olsun Allah onu cennetine koyacaktır diyor. Allah! Ne yaparsan yap artık da. Bunları söyle, istediğini yap. İstediğini. Ne yaparsan yap ama. Hangi amel üzerine olursan ol. Hurafa, böyle hadis olmaz. Hurafa, bak böyle hadis olmaz. Şimdi ne diyor hurafa? İyi dinle. İyi dinle. Seni eğitmek için söylüyorum ha. Eğitmek için. İyi dinle. Buhari, onu koyacaktır diyor. Şimdi Buhari'den. Enbiya 47, Müslim iman, bilmem ne 48, 46, 28, Tirmizi iman 17, 2640 diyor. Müslim'in bir başka rivayetinde şöyle buyurmuştur diyor. Bir başka rivayet. Ya hadis de rivayet olur mu? Hadis de birbirini tekzip eden kelime olur mu? Hani ayetler birbirini teyit ediyordu? Hadisler de öyledir. O boştan konuşmaz. O boştan konuşmaz. Dinle. Müslüm'ün bir başka rivayetinde şöyle buyurmuştur. Kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şahit derse Allah ona ateşi haram kılacaktır. İşte hadis bu. Hurafa, hadis bu. Müslümana ateş haramdır. Müslümana ateş haramdır. Cehenneme girecek, her cehenneme giren illa ateşe girecek değildir. Orada zemheri yerde vardır, soğuk yerleri de vardır, hapis yerleri de vardır. Sen bilir misin onları? Hurafa. Bir cehenneme, bir cehenneme giren bir Müslümana efendim ateş haramsa, ateş haramsa sen bunu sırat köprüsünden geçirdin ve güzelce onu yarattırdın. Ateşlerle beraber yarattırdın. Daha aşağıda yazıyor onları. Ne hurafalar vardı. Sen kimsin? Buraya sahte şey Metin Efendi diye yazı yazıyorsun. Sen bu siteye besmeleyle girmen lazım, besmeleyle. Sen benim talebeme talebe olamazsın, talebe. Bunu inan ki ciddi söylüyorum. Burada beni bu kadar dinleyen insanlar var. Senin de yazmış olduğun iletini okuyorum. İnan ki gülüyorlar sana. İnan ki sana gülüyorlar. Daha arkasından onlarca, yüzlerce ayet var da okuyacağım onları. Belki akıllanır. Belki akıllanır. Allah'ın ayetinin üstünde hiçbir kelam yoktur. Sen insan dizmesini Allah'ın ayetinin karşısına dikersen hurafaları, senin ne kapasitede bir insan olduğu meydana çıkıyor. Utan biraz. Allah'tan korkun varsa. Evet. Devam ediyoruz. Dünyada istikametten ayrılır, yükünü günahlarla ağırlaştırıp isyan eden köprüye ilk attığı adımda kayar ve helak olur. Köprüye ilk adımını attığı an kayar ve helak olur. Nedir bu biliyor musun? Allah'ın adalet sıfatını ortadan kaldırır. Bir, bugün hiçbir kimseye zulmedilmemek sizin kazandığınız iki elinizin karşılığı olarak tas tamam size verilecektir ayeti kerimesini inkar eder iki. Onlarca daha ayeti inkar eder üç. Hurafa, sen beni herhalde başkalarına benzettin. Başkalarının kitaplarından alıp beni hurafa bilgilerle susturacağını mı zannettin? Hak geldi batıl zahir oldu. Biz sizin gibi hurafaları temizlemek için geldik buraya. Sizin gibi hurafaları temizlemek için vazifelendirildik. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz.
Bu manzara korkunç bir manzaradır. Tabii ki korkunç. Cehennem korkunçtur. Ama köprü değil. Ne zannetli bir yokuş. Ne de bir geçittir orası. Öyleyse köprü üzerinde sırtında günahların ağırlığı olduğu halde yürüdüğünü, köprüye çıktığını ve halkın cehenneme yuvarlandıklarını müşahede ettiğin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ya Rab selamet kıl, selamet kıl dediği cehennemin derinliğinden utanmazlara bak. Bir de burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hakarette bulunuyorlar. İftirada bulunuyorlar, iftirada. İftirada. Hurafa, sana tek bir ayet söyleyeceğim. Arkasından bir ayet daha söyleyeceğim. Hurafa, bunları anlayabilirsen kendini ne kadar cahilane bir fikir içerisinde olduğunu anlayacaksın. Bir ayet. O boştan konuşmaz. Doğru mu? Ayet mi? Ayet. İki, sen mümine dua et. Hurafa, mümine dua etin manasını sen bilir misin? De sana açıklayayım. Eğer İslam'a dua et deseydi, İslam'a dua et, Müslüman'a dua et deseydi, hiçbir Müslüman cehenneme girmeyecekti. Hiçbir Müslüman. Çünkü o boştan konuşmaz, Allah-u Teala onun duası bereketiyle onları oradan alırdı. Hadiste de ne diyor Resulullah Efendimiz? Cehennemde bir tek ümmetim kalmayıncaya kadar Allah'tan niyazda bulunacağım. Demek ki cehenneme Müslümanlar girecekler. Öyleyse hurafayı dinle, bu hadislerle bu ayetleri. Bir Müslüman cehennemde ateşte yanmayacaksa, cehenneme girecek ama ateşte yanmayacaksa, o boştan konuşmaz ayeti kerimesine göre sen mümine dua et dediyse, ki mümin kimdir? Nefsi emareden geçmiş, nefsi levameden geçmiş, nefsi mülhimeden geçmiş, kerametler kapısını açmış, nefsi mutmainliğe, tecelliyata vakıf olmuş. Ey mutmain olmuş nefis, Rabbin senden, senden Rabbinden razı olarak gir kullarımın arasına, gir cennetime dediği Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimelerini idrak edebiliyor musun? Eğer etseydin bunları söyleyemezdin. Onun için sen kendi gölgeni bile takip edemezsin. Bırak karşı çıkmayı, kendi gölgeni bile takip edemezsin. Evet. Senin kelimene bak, tek tek cevap veriyorum, tek tek. Sen de bana ayetten cevap ver, bir tek ayetten cevap ver. Başka bir şey istemiyorum. Mevzuyla ilgili ama. Mevzuyla ilgili bir tek ayet söyle bana. Gösteremezsin. Ama ben senin her konuştuğun ayet söylüyorum. Daha ne zaman akıllanacaksın? Daha ne zaman aklını kullanacaksın? Daha ne zaman tevbekar olup da Hakk'a döneceksin? Evet. Ne diyormuş Peygamber Efendimiz? İyi dinleyin. Bu manzara korkunç bir manzaradır. Ne zannetli bir yokuş ne de bir geçiti orası. Orası öyle ise köprü üzerinde sırtında günahlarını ağırlığı olduğu halde yürüdüğünü köprüye çıktığın ve halkın cehenneme yuvarlandıklarını müşahede ettiğini Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, ya Rabbi selamet kıl, selamet kıl dediği selamet kıl. Nasıl iftiralarda bulunuyorlar. Selamet kıl deseydi hurafa, şimdi aklını biraz çalıştır. Oradan onu geçirdin. Ateşe de yedirmedin. Müslümanların hepsini mi cennete soktun? Hiç mi cehenneme gitmeyecek hurafa? Hani hesap gününü nereye soktun? O hesap günü nereye gitti hurafa? Mahkeme-i Kübra'da Eleyhissallahu bi ahkemil hakimin, o gün hüküm yalnız benimdir dediği Rabbimizin hükmünü nereye attın? Evet. Cehennemden derinliğinden azap ve helak isteyenlerin sesini kulağına yükseltip geldiğini, köprü üzerinden
birçok insanların kayıp düştüğünü gördüğünde durumunu düşün diyor bana. Oradan düştüğünü cehenneme. Bu insan, şimdi okuyacağım. Bunu okuyorum ki beni iyi dinleyin. İyi dinleyin. Ayetlerle size bu söylediklerimi, ne kadar zavallı bir insan olduğunu, ayetlerden hiç haberdar olmadığını, kendi aklı kapasitesine dini İslam'ı sildirip, kendi aklı nispetinde İslamiyet'i yaşatıp yaşamak isteyen insanlar bunlar, hurafalar içerisinde. İslam dini tektir hurafa. Herkes İslam dinine uymak mecburiyetindedir. Eğer İslam dini insanların akıllarına göre olsaydı, milyonlarca İslam içerisinde milyonlarca İslam dini meydana çıkardı. Öyleyse nefsini kır, hakka yönel. Nefsini kır. Ne diyor? Devam ediyoruz. İşte benim korktuğum buydu. Keşke hayatım için tedbir alsaydım. Keşke peygamberle beraber yol edinseydim. Vay halime, keşke falanca adam dost edinmeseydim. Keşke toprak olsaydım. Keşke unutulmuş olsaydım. Keşke annem beni doğurmasaydı dediğinde halin nice olur diyor. Sen bu kelimeyi de söylediğin zaman var ya, keşke annem beni doğurmasaydı dediğin o kelimeyi söylediğin var ya, öbürleri ayete denk geliyor biraz. Söyledikleri ayetlerin karşılığı. O uydurduğun son kelime var ya, hani beni annem doğurmasaydı diye söylediğin kelime var ya, boyundan büyük küfre girdiğinin farkında mısın? Onu annesi mi murad etti de doğurdu? Hurafa. Yoksa Allah-u Teala lahut aleminde ruhlarımızı yarattı. Onun arzu ve isteğiyle yarattığı insanı ahitleşerek, Eresti ve Rabbuki mitabında ahitleşerek, onların arzu ve isteklerin muratlarını kendine kader olarak yazan ve o kaderleri içerisinde onlara karakterlerini yerleştiren ve zamanı geldiğinde onları berdaha kaldırıp da zamanı gelen ruhu dünyaya gönderen Allah-u Teala, o kadın mı, o adam mı söyleyecek keşke anam beni doğurmasaydı? Hurafa, sen bu ilimleri bilir misin? Konuştuğun kelimenin nereye gittiğini bilir misin? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu hurafa? Evet. Sen kimsin? Sahte Şeyh Metin Efendi diyeceksin. Sen sahte Şeyh Metin Efendi değil. Ben Kur'an ayetlerine inanmıyorum, arkamı dönüyorum diyorsun. Açıkça bunu böyle söylüyorsun. Çünkü bak ben sana hep ayetlerle cevap veriyorum. Hurafa, sen de aklınla. Ama diyeceksin ki İmam-ı Gazeli böyle yazıyor. Hemen oraya ona aktaracaksın. Oraya aktardığın kelimeler doğru ama cehennemde sırat köprüsüyle ilgili değil. Senin de söylediğin doğru. Bak burada ne yazıyorsun? Keşke annem beni doğurmasaydı dediğinde halin nice olur diyor. Keşke annem beni doğurmadı diyeceğine. Keşke ben de bir mümin olsaydım, bir Müslüman olsaydım. Keşke ben de Allah'ın ayetleriyle hükümlü olsaydım. Keşke ben de hurafalarla hükümlü olmasaydım. Keşke bu insanların lafını dinleseydim. Keşke Allah-u Teala'nın vazifeli kullarının, alimlerinin lafını dinleseydim. Keşke ben de bir başvurma sevdasına düşmeseydim. Bu hurafalarla olmasaydım desen ne olur? Hurafa? Evet. İşte o zaman ateş seni yaksa parça, paça yakalar. Ateş seni diyor, yaka paça yakalar. Bir tellal şöyle bağırır. Cehennemde ümitsiz olun. Evet. O tellal öyle bağırmaz. Öyle bir ayet de yok. Hurafa, ben sana onu söyleyeyim. Bugün size sevinme yoktur diyor. Bugün size sevinme yoktur. Evet. Benimle konuşmayın. Doğru. Ayetleri koyuyor oraya. Bağırmakta, inlemekten, derinden nefes almak ve imdat istemekten başka yol kalmaz. Acaba bütün bu tehlikeler önünde olduğu halde şimdi aklını
nasıl görürsün? Eğer bunlara inanmıyorsan, kafirlerle beraber cehennem derekelerinde ebedi kalırsın diyor bana. Ben sana yazdıklarını ayetler ışığı altında anlattım. Bu son söylediği kerimede, cehennemin derinliklerinde acaba bu hırafalarla kim kalır? Mümin, insanların aynasıdır. Sen vazifelisin. Ben de vazifeliyim. Ben peygamber varisi olarak vazifeliyim. Sen de Ebu Cehil'in varisi olarak vazifelisin. Sen batılı söyleyeceksin. Ben batılı hakkın kelamlarıyla ayıklayacağım ki batılı ortadan kaldıracağız. Çünkü ben batılı temizlemeye geldim. Batılı, hurafayı temizlemeye geldim. Bunu da alenen söylüyorum. Cumhuriyet tarihinden beri yanlış açılan ayetler üzerine ilim kuranların halini alenen anlatıyorum. 500 tane yanlışla. Sana kalırsa Allah dilerse seni cennete sokacak. Sana kalırsa Allah dilerse seni cehenneme sokacak. Ben de derim ki hurafa, şimdi seni daha çok kızdırayım. Benim üzerinde Allah'ın dilemesi yok. Hurafayı dinle. Benim üzerinde Allah'ın dilemesi olsaydı benden Allah-u Teala azabı kaldırır, rahmetiyle cehennemi de ortadan kaldırırdı. Öyleyse beni iradende serbest bırakan Allah-u Teala, siz nasıl bir insan olduğunuzu ispatlamadan öleceğinizi zannettiniz ayeti kerimesine göre, benim arzu ve isteklerime göre sebepler halk eden Allah-u Teala, yapmış olduğum fiili icraatlarla bana sevap ve günah veriyorsa, benim üzerimde Allah-u Teala'nın dilemesi var mı? Sen Allah-u Teala'yı nasıl suçluyorsun? Rafa, iyi öğren. Siz, o kara sakallı dediklerimiz var ya hani, ki sakala ben hilaf etmiyorum, sünnet-i seniyedir. Ama o sakala layık olmayanlar var ya, layık olmayanların, o hurafaların vurduk bayırı Allah gayra kelamlarıyla insanlara böyle dizmecelerle güzel görünen kelimeler şeklinde yazılarla insanları kandırma zamanınız geçti. Biz ayetlerin ışığı altında söylüyoruz. Varsa bu konuştuklarımın içerisinde, bak bu kadar konuşuyorum. Ayete bir tane zıt düşen varsa söyle. Senin açtığın ayeti bile bak ne güzel doğrudan açıyorum. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin zamana göre açtığını ben de bu zamana göre ne güzel açıyorum. He? Onun zıttını söylesene. Evet. Bağırmaktan, inlemekten diyor. Derinden nefes almak ve imdat istemekten başka yol kalmaz. Acaba bütün bu tehlikeler önünde olduğun halde şimdi aklını nasıl görürsün? Eğer bunlara inanmıyorsan kafirlerle beraber cehennem derneklerinde ebedi kalırsın diyor. Bu defa demin söylediğimi tekrar söyleyeyim. Ben Sırat Köprüsü yok dedim, gidiyorum. Allah'ın ayetleri işi altında söylüyorum. Eğer varsa Sırat Köprüsü ben kafir olurum. Tevil etmem, bak kafir olurum. Bilinçli söylersem kafir olurum, kafir. Ama İmam-ı Gazali Hazretlerinin buyurduğu gibi, mizan gibi, sırat gibi, benzeri gibi kelimeleri tevil ederseniz, Sırat Köprüsü gibi, acaba mütezili sınıfına kim düşer? Acaba Allah'ın ayetlerini inkara kim götürür ve bu söylediğin kelimelerle kim hükümlenir? Azıcık aklını kullanabiliyor musun? Azıcık. Evet. Fakat gaflete dalıp hazırlamak hususunda gevşeklik göstermişsen zararın ve tuğyanın ne büyüktür diyor. Yani çok büyük günaha girdin diyor. Büyüktür. İmanın seni Allah'ın rızasına ibadet yapıp günahları terk etmeye yönetmezse o imanın sana ne fayda vardır diyor. Ne güzel. Kelimesi kendine söylüyor onu. Bana değil. Çünkü ben ayetleri karşısına koyuyorum. O ayetlerde kendini görüyor ve o şekilde söylüyor. Hurafaya son bir kelime. Son değil, devam edeceğim de.
Ben bu kadar konuştuğumun içerisinde bir tane ayeti kerimenin zıttını söylediysem bana göster. Ama senin baştan aşağı ayetleri alışın müstesna. Şimdi hadisleri de koyacaksın. Onlar da içerisinde dahil olmak üzere ki koyduğun hadis de var içerisinde. Hadis olmadığını ayetler ışığı altında açmamıza rağmen eğer aklını kullanırsan kendine gelirsin. Aklını kullanmazsan bu adam hadisleri de inkar ediyor, yine sözüne devam edersin. Evet. Devam ediyoruz yazısına. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Köprü cehennemin parçaları arasında kurulur. Nasıl da iftira ediyorlar ya. Nasıl iftira ediyorlar? Hani nereden okumuşlarsa bunlar, bu hurafaları kafalarına koymuşlar. Peygamberi de cehennemden geçiriyorlar. Ondan sonra peygamber cehennemden geçince yanmayacak, ateş ona gelmeyecek ya, dumansız ateş icat ediyorlar. Sonra o da olmuyor, mağaralar icat ediyorlar. Ve bu şekilde tevil üzerine tevil, hurafalarla hakkı üzerine batını sermeye çalışıyorlar. Ama hak geldi, batıl zahir oldu. Hurafa, böyle bir hadis yok. Çünkü o söylediğini peşinen söylüyorum, böyle bir hadis yok. Çünkü öyle bir ayet yok. Öyle bir ayet yoksa öyle bir hadis yok. Ne dedik? Birisi bana bir hadis atfederse, o ayetler karşılığında değilse benden değildir diyor. Neymiş hadis? Birisi bana bir hadis atfederse, ayetler karşılığı değilse o benden değildir diyor. Öyleyse hurafa, bu söylediklerinde hiçbir ayet yok. Bu Resulullah Efendimiz'e istirada bulunmayın. Ben size hakkı söylüyorum, hakkı. Sen de bu söylediklerimin karşısında ne olur Allah rızası için bir ayet göster, bir hadis göster ama hakikisini göster. Hadis göster ki ayetlerin karşılığı olsun. Gösteremez ki. Gösterirse kendisinin rencide olduğunu görecek. İnsanlar cehennemin, ne diyor şimdi? Evet, ya Resulallah, ne diyor? Peygamber tarafından şöyle buyurmuştur. Köprü cehennemin parçaları arasında kurulur. Köprüyü peygamberlerden ümmetiyle beraber ilk geçen ben olurum diyor. Şimdi böyle bir şey olmadığını iyi dinleyin. Böyle bir şey olmadığını size ayetlerle söyleyeceğim. Ayetlerle. Bana inanmayın dedim sözüme. Ayet göstermezsem. Bu hurafalara da inanmayın, ayet yok çünkü. Bunları da çürüteceğiz şimdi. Hadis diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hakarette bulunan, kendini bilmeyen aciz insanlar. Bir salavat-ı şerife getir bari. Tövbe istiğfar et. Ya Resulallah, sana bilmeden bir itirada bulunduysam beni bağışla de. Bağışla de. Evet. Köprüyü peygamberlerden ümmetiyle beraber ilk geçen ben olurum. Şimdi size bunu okuyorum ki ayetleri söylediğim zaman iyice dedim, aklınıza bunu koyun. Aklınıza koyun ki burada okuduğum zaman ayetleri bu adamın ne kadar hurafalarla hükümlü olduğunuzu anlayacaksınız. Ayetleri okuduğumuz zaman bunların Kur'an'dan haberleri yok. Belki ezbere okur papağan gibi. Papağan da birçok isim sayar. Ama ne olduğunu bilmez. İnsan uykuda konuşur, uyur gezerdir. Ama ne söylediğini bilmez. Bunlar o cins insanlar. Bir de reddiye yazacakmış. Bak hele sen. Size ben başta ne söyledim biliyor musun? Hurafa, beni dinliyorsan, başta şunu söyledim. Kim benim konuştuğuma karşı çıkarsa ve konuştuğum karşısında da bir ayet göstermezse boyundan büyük batağa batar dedim. Dedin mi? Dedim. Kim benim konuştuğumun karşısına zıttını çıkartırsa, ona da bir ayet söylemezse
boyundan büyük bir batağa batar dedi. Evet. O gün peygamberlerden başkası konuşamaz. O günde peygamberlerin duası Ya Rab selamet kıl. Ya Rab selamet kıl şeklindedir. Ne olur Allah rızası için böyle bir ayet var mı? 6600 küsur ayette. 6300 küsur ya. 6600 derler. Böyle bir ayet var mı? Var. Vaka suresinde. Selamen selama. Onlar orada birbirlerine selam der dururlar diyor. Cennet-i alayı anlatır. Ama burada peygamber selam kıl selam kıl dediği zaman Allah o peygamberlerin ki onlar günahsızdırlar. Onların kelamını yerde bırakır mı? Hazreti Nuh oğlu için şimdi bir peygamberin oğlu kafir gitmezdi. Allah'ım bu nedir deyince o senin sürpünden değildi diyor. Ya Nuh yanlış anlama diyor. Acaba diyor hanımın başkasından mı aldı kalbinden geçince? Ya Nuh yanlış anlama. Sana uyanlar senin sürpünden, uymayanlar senin sürpünden değil diyor. Öyleyse peygamber Sırat köprüsünden geçenlere işlerinde kafir de olanlara selim kıl selim kıl der mi? Der mi? İşte siz bu şekildeki konuşmanızda hem peygamberlere suç isnat eder, iftira isnat edersiniz, hem de mütezeli sınıfına girer, cehennemi ortadan kaldırırsınız. Anladın mı hurafa? Bu kelimelerin nereye gittiğini. Aklın olsaydı, biraz gelir danışırdın. Aklın olsaydı. Ebu Said el-Hudri Hazretleri Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini rivayet ediyor diyor. Hep rivayet. Size burada da okudum ya. Biri rivayet böyle diyor. Biri de rivayet öyle diyor. Beni rivayet bağlamaz. Gene söylüyorum. Beni rivayet bağlamaz. Beni ayet bağlar. Ayet. Beni rivayetlerin karşısında ayet geliyorsa bağlar. Hadistir. İnsanların hurafaları rivayet olarak Resulullah Efendimiz'e iftirada bulunan o kelimeleri beni bağlamaz. Evet. İnsanlar cehennem köprüsünün üzerinden geçer diyor. Beni bağlamaz. Bu hadis değildir. O köprünün üzerinde demir dikenler, çengeller vardır. Sağdan soldan insanları kaparlar. Köprünün iki tarafında melekler vardır. O melekler derler ki, Ya Rab selim kıl, Ya Rab selamet bırak. Ya nereden uyduruyorlar bunları? Nasıl söylüyorlar bunları? Neye göre söylüyorlar bunları? Evet. İnsanların kimi şimşek gibi geçer. Şimdi gibi şimşek gibi geçti. Hani orada kıldan kesip düşüyordu aşağıya ya. Şimdi iş değişti. Kimi şimşek gibi geçer. Kimi rüzgar gibi. Kimi at gibi. Kimi süratli bir yürüyüşle. Kimi normal bir yürüyüşle yürür. Kimi sürüngenler gibi sürünür. Kimi zorlukla yürür. Cehennem ehline gelince onlar cehennemde ne ölürler ne yaşarlar. Bu ayet. Cehennemde ne ölürler ne yaşarlar. Ama hesaptan sonra cehenneme girenler. Cehenneme girenler. İçerisine ayeti karıştırıyor. Bizi de herhalde o hurafalara bu ayeti gösteriyor. O hurafalara. Söylediği birbirini tutmuyor. Bir yerden neyi söylerken bir yerden nereye getiriyor. Halbuki bu ayet Mahkeme-i Kübra'da hesap görüldükten sonra onlar cehenneme yüzü koyun sürülü olarak atılırlar. Cehennemin dar bir kapısında diyor. İçeriye atılırlar. Orada ne yaşarlar ne ölürler. Yaşama nedir? Zevk-i sefadır yaşamaya. Zevk-i sefa içerisinde insan yaşar mı?
Bunlar ızdırap içerisinde olduktan sonra yaşamıyor. Ölümse ruhlar üzerine ölüm yok. Ebedi oradalar. Ebedi. Sen bu ayetlerde bilir misin Refa? Evet. Bilmediğine eminim çünkü. Bilseydin birbirine aykırı mevzular içerisinde, birbirini tutmayan mevzular içerisine kendi kafana göre bazı aklına gelen ayetleri sokmazdın. İnsan bir mevzuyu anlatırken o mevzunun ispatını yapar. Evet. Dedik ya, eskiden insanlar mevzuyu anlatırlar, akıllarına göre bir ayet okurlar, mevzuyla ilgisi yok. Millet de o ayet okudu diyor, bu böyledir. Onu öyle zannediyorlardı. O hurefa olarak ayet söylüyor ya, mevzuyla ilgisi olmayan. Onu ayetten sözde destekliyormuş gibi gösteriyorlar. Evet. Hurefa o zamanlar geçti. Bu şekildeki yazıların zamanı geçti. Ya bu ayeti tam söyleyeceksin. Ne diyeceksin? Mahkeme-i Kübra'da bütün insanlar, nefisler hesap gördükten sonra o cehenneme girecek olanlar azabı hissettiklerinde, ateşe gireceklerini gördüklerinde, ayetleri söylüyorum ha Hurefa, aklından değil. Onlar diyor kendilerini yüzü koyun yere atarlar. Gözleri gök mavisi gibi dışarı çıkar. İşte onlar diyor vazifeliler tarafından cehennemin dar bir kapısından içeri atılırlar. Orada ne yaşarlar ne de ölürler. Sen neyi anlatıyorsun? Bak ayet nereden nereye geliyor. Ben nereyi anlatıyorum? Sen ayetleri bilir misin? Evet. Bazı insanlar bir takım günah ve hatalardan dolayı muahaza alınırlar, yanarlar, kömür olurlar. Sonra şefaat için izin verilir diyor. Bak. Müslümana şimdi burada iki şekil çevirelim. İki şekil. Yani bunun söylediği şekle göre. Bir, Müslümanları kabul edelim. Bir, yanacaklar ateşte, şekil değiştirecekler. Diyor ki, yanarlar, kömür olurlar. Sonra şefaat için izin verilir diyor. Evvela bu ayeti kerimeyi açayım ben. Bu ayettir. Onların derileri diyor, simsiyah kömür gibi olur. Ben gördüm, gördüm. Bir zebani meleğinin böyle pençeminden tutup da o ateşin içerisine, hani o deve, sarı develer gibi ateş sıçratır diyor ya, diyor ya, içerisine atıyor. 5-6 saniye say. Onu oradan alıyor, yüzü koyu yere koyuyor. Yüzü koyu. Yine 5-6 saniye say. Bakıyorum ben de böyle. Ben de bakıyorum. Ki Allah Teala bana ayetleri göstermeseydi ben bu ayetleri mümkün değil ki bileyim. Mümkün değil. Aynen susuz kalmış toprak gibi derisi çatlıyor. Ama simsiyah kömür gibi. O çatlayan derinin altından taptaze bembeyaz bir deri çıkıyor. O daha çatlamaya başlayıp da beyaz deri görülmeye başladığı zaman kendine gelmeye başlıyor. Baygınlıktan ayrılmaya çalışıyor. Ve tam deri dökülüyor aynı yılanın derisini değiştirdiği gibi. Taptaze bir deri meydana gelince kişi diriliyor. Tekrar alıp ateşe konuyor. Diyelim ki bu Müslüman. Müslümana. Çünkü ona şefaat izni verilir diyor. Şefaat Müslümana verilecek. Müslümana cehennem ateşi haramsa sen bunu nasıl cehenneme attın? Nasıl o ateşe soktun? Hurefa. Hurefa. Bak ben sana hadis söyledim. Cehenneme diyor Resulullah Efendimiz. Cehennem ateşine İslam'ın diyor ateşe ateş haramdır diyor. Bu durumda eğer kafirse alıyoruz şimdi ikinci kısma. Kafirse sen bu kafirse nasıl şefaat hakkı verdin? Nasıl cehennemden çıkarttın? Birbirini tutmayan saçma sapan kelimeler. Sen daha lep demeden ben ne olduğunu biliyorum Hurefa. Evet. Ravi böylece hadisi sonuna kadar zikretmiyor. Ravi'ye yamıyor. Bu mübarek insanlara yamıyorlar bunları. İbn-i Mesud Hazretleri Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini rivayet ediyor. Allah öncekileri ve sonrakileri belli bir günde toplar. 40 gün ayakta gözleri
göklere dikili vaziyette hükmünün faslını beklerler diyor. Tövbe hadis değil. Niye? Hani Allah-u Teala serül hesap görüyordu ya. Biz sizin hesaplarınızı seri olarak görürüz diyor. Seri. Hürafa, sen hadisi anlamazsın Hürafa. Çünkü ayet bilmezsin. Bak ne demiştik? Eğer hadisler ayet karşılığı değilse benden değil. Ne diyor Allah-u Teala? Biz hesapları çabuk göreceğiz diyor. Serül hesap. Hangi 40 gün gözlerini yukarıya dikti bunlar? He? Sana bir şey daha söyleyeyim mi Hürafa? Ben söylemiyorum. Allah-u Teala'nın ayet-i kerimesini söylüyorum. Bu alem ahiretin benzeri ve gölgesi ise, buranın 1000 yılı ahiretin bir günü gibiyse, orada 40 gün gözlerini havaya diktilerse, 40.000 yıl orada beklediler. Tüh sana yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Bunları getirdiniz bu mübarek insanlara yamadınız. İlmin yok ilmin. İlmin yok ilmin. Bunlar seni aşar. Bunlar senin boyunu aşar. Sen tövbekar ol, tövbekar. Sen tövbekar ol. Sen kimsin? İnsanı sorguya çekeceksin. Kimsin sen? Sen kendini dinde imtiyaz sahibi mi görüyorsun? Evet. Ravi hadisi, müminlerin secde vakitlerini belirten kesimine varıncaya kadar zikredip şöyle dedi. Secde vakitlerine zikrediyormuş. Orada ibadette yok ya, secdeye gittiler şimdi. Secde vakitlerini gözetiyorlarmış. Evet. İbn-i Mesud Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Ehl-i müminlerin secde vakitlerini belirten kesimine varıncaya kadar zikredip şöyle dedi. Sonra müminlere başlarınızı kaldırın deriz. Müminlere başlarınızı kaldırın derecek. 40.000 yıl bekliyor ya orada. Müminler başlarını kaldırır, onlara anneleri, amelleri nispetinde nurları verilir. Olaya bak şimdi. Kimine büyük bir dağ gibi nur verilir, onur onun önünde yürür. Kimine ondan daha küçük bir nur verilir. Kimine ondan daha küçük bir nur verilir. Kimine bir hurma ağacı kadar, kimine daha küçük bir nur verilir. Hatta sonuncuları olan bir kişiye ayağının baş parmağı üzerine bir nur verilir. O nur bazen ışık verir, bazen de söner. Işık verdiğinde ayağını atar, yürür. Söndüğünde yerinde kala kalır. Hurafa, iyi dinle. Ümmeti Muhammed, ey Müslümanlar, beni dinleyenler, iyi dinleyin. Ayetleri okuyacağım. Bir tanesi buna düşecek be. Hadis diye söylediği. Ayetleri okuyacağım size, ayetleri. Ayetleri. Geliyoruz. Müslim diyor, Buhari, Müslim, Buhari, Müslim, Buhari, 215, 216, 217. Bu mübarek insanlara ne kadar iftirada bulunuyorlar. Sana ayet söyleyeyim mi? Müminlere nurları verilecek diyor. Haşirden kalktıkları zaman. Onların sağ tarafında nurları olacak. Nurları. Onlar mahşer yerine doğru gittiğinde arkadan kafirler seslenecek. Bizi de bekleyin, ışığınızdan istifade edelim. Dünyadayken diyor, siz de Allah'a ibadette bulunsaydınız, sizin de bugün nurunuz olurdu. Arkanıza dönün de ışık arayın diyor. Biz sizden beraber değil miydik diyorlar. Bizden beraberdik de, bizden beraberdiniz ama siz kendi başınızı belaya soktunuz diyorlar. Ayetleri okuyacağım şimdi size. Bunlar İslam dinine sokulmuş hurafalar beyler. Hadis diye sokulmuş hurafalar. Onun için bu adam hadisi inkar ediyor. Ben hadisi inkar etmiyorum. Ben hadisleri ayıklamaya geldim. Ben batılı
hurafayı ayıklamaya geldim. Konuştuğum her kelime ayetlerin karşılığı. Bak hurafa. Senin her söylediğine ayet getiriyorum. Ayet. İyi dinle. O ayetleri okuyacağım ve onları tek tek de sana açmaya çalışacağım. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların nurları nispetinde köprü üzerinden geçtiklerini zikretti diyor. Nasıl da istirada bulunuyorlar. Sırat köprüsü yok ki. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylesin. Daha demin de söyledim. Böyle bir ayet varsa ben inkar ettiğim için kafirim. Ama ayet yoksa, hakkı söylüyorsam, ki göstereceğim size şimdi burada ayetleri. Hakkı söylüyorsam, tevhili kim ediyor acaba? Sırat demek, Allah-u Teala'nın dostları bir yolu demektir. Kim bu sıratı müstakim yolu üzerinden ayrılırsa, işte o cehennemin ortasına gider dedikleri olayı, dilden dile, sırat köprüsü yaptılar. Böyle köprü olmadığını da şimdi ayetten size çok güzel açıklayacağım. Beyler. Açıklamayacağım. Ayet söyleyecek size. Ayet. Şimdi Allah'ın ayetine mi inanacaksınız? Yoksa rivayet diye, Müslüm diye birbirini tutmayan saçma kelimelerle, hadis diye uydurma kelimelere mi inanacaksınız? Onun takdirini size bırakıyorum. Okuyacağım. Geleceğim oraya. Sonra tazefeniz onların nurları köprü üzerinden diyor, geçtiklerini zikretti diyor. Evet. Bak dikkat edecek olursanız kendinden hiçbir şey yok. Oradan almış. Hurafa. Ben hiçbir kelimeyi ne oradan alıyorum ne de oradan alıyorum. Ben bak bu kadar insanların karşısında hazırlanıp da gelmem. Çünkü hazırlandığım zaman ben o hazırlandığım kelimeleri anlatamam. Anlattığımı bir daha anlatamam. Ben bizzat Rabbimin ilhamıyla konuşurum. Rafa. Şimdi göreceksin. Onlardan kimi gözünün kapanıp açılması kadar çabuk geçer. Kimi şimşek gibi, kimi bulut gibi, kimi kayan yıldız gibi, kimi atın koşumu gibi, kimi bir erkeğin koşusu gibi geçerler. Hatta nuru ayağının baş parmağında verilen kimse geçerken yüzü üstte eller veya ayaklar üstünde emekler. Bir elini çeker, diğer eliyle tutar, bir ayağı tutar, diğer ayağı çeker. Ateş onun yanlarına kadar gelir. Rabi der ki, o kurtuluncaya kadar böyle olur. Kurtulunca köprünün başında durur ve hamdü Allah'a mahsustur. Muhakkak ki Allah-u Teala bana öyle beni cehennemden kurtardı der. Böylece onun elinde tutulur. Cennet kapısında bulunan bir göle götürülür ve yıkanır, temizlenir. Allah. Daha neler duyacağız ya? Ne hurafalar var. Bunlar bedenle cennete giren insanlar. Evet. Temizlenmek nedir biliyor musun? Hurafa, ben sana söyleyeyim. Günah yükünden temizlenmek. Allah-u Teala'nın cennetine dahil ettiği insanlara bugün siz burada selimsiniz. Selam size diyor. Selam. Siz ne tertemiz olarak buraya geldiniz diyor. Tertemiz. Yani arındınız. Temizliğin manası nedir biliyor musun Hurafa? Beytullah'a gidersin diyor. Orayı tavaf edersin. Makamı İbrahim'de de iki rekat namaz kıldıktan sonra benim günahlarım acaba affoldu mu demeyin diyor. Ananızdan yeni doğmuş gibisiniz diyor. Böyle tertemiz. Evet. Şimdi cahil şeyhden kasıt. Metin Sarıhan diyor. Bu kadar hurafa içerisinde ayetler ışığı altında bunun her kelimesine cevap verdiysen bunun takdirini size bırakıyorum. Cahil şeyhden Metin Sarıhan'sa hurafalarla hükümlü insanların ayetlerin ışığı altında ayetlere sırtını dönen Ebu Cehillerin nesilleri olan insanlar mı cahil şey? Yoksa hakkı anlatan mı? Hak geldi, batıl zahil oldu. Zavallı insan.
Sen benim baş parmağımın tırnağına yerişemezsin. Sana bu bir iltifat yani. O da buraya bazı ayetleri koyduğu için. Bir iltifat. Zira kendisi Gazali Kattasallahu Sırrı misaller veriyor. Veriyorum ama Gazali Hazretlerinden misaller veriyorum ama ben hakkını vererek söylüyorum. Hakkını. Senin gibi saçma kelimeleri tevil ederek vermiyorum. Tevil ederek. Ve kendi kelamını kendin tevil ediyorsun. Mizan gibi, sırat gibi kelimeleri tevil edilmez diyorsun. Oraya koymuş. O sıratı sırat köprüsü olarak tevil ediyorsun. Ondan sonra da mütezeli durumuna düşüyorsun. Tevil ettiğini hak zannediyorsun. Ayet zannediyorsun. O cahil aklında. Ondan sonra karşındakini teville suçluyorsun. Sana tekrar söylüyorum. Eğer ayetse ben bunu inkar ediyorum. Kafir olurum. Ayet değilse sen bunu tevil ediyorsun. Mütezeli sınıfına düşüyorsun. Tövbekar ol. Tövbekar ol. Ve bu hadislere de hadis deme. Bunları hadis diye gösterme. Bunları hep uydurma. Bir tanesi ayet karşılığı bana göster, ben de yanıldım diyeyim. Bunları bir tanesi ayetin karşılığına gelsin, ben yanıldım diyeyim. Sen kimsin? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e iftirada bulunuyorsun. Bunu hadis diye insanlara sürüklüyorsun, önüne koyuyorsun. Ne diyor? İnşallah sünnet-i seniyeyi reddeden, sünnet-i seniyeyi reddetmişim. Sırat yok demek de sünnet-i seniyeyi reddetmişim. Sen sünnet-i seniyenin ne olduğunu biliyor musun? He? Sünnet-i seniye nedir sen bilir misin? Ben ehli sünnet vel cemaattanım. Neymişim? Ehli sünnet vel cemaat. Bak başımda takkem de var. Sünnet. Sünnet. Birazcık olsun sakal da bıraktım. Valla sünnet. Ben namazlarda sünnetleri de kılarım. O da sünnet. Resulullah Efendimiz'in hadisleri şerifleriyle hükümlenirim. Onlar da sünnet. Sen bilir misin sünnet nedir? Sen sünnetin ne olduğunu bilseydin, sırat köprüsünün ayet olduğunu ispat edemediğin takdirde, hadisleri de bilmediğin takdirde, sünnetin de ne olduğunu bilmeyecek kadar zavallı bir insansın. Öyleyse benim sana şimdi bir nasihatim var. Eğer bir cemaatin başındaysan orayı terk et. Sen o cemaate layık bir insan değilsin. İnsanları peşine takıp refahlara sürükleme. Sana benim nasihatim. Ben hakkı anlatıyorum. Allah'ım bana hakkı söyleyecek birisini gönderseydin diyemeyeceksin. Biz diyor o şehirlerin merkezlerine, o şehirdeki merkezlerinin şımarık insanlarına hakkı göstermedikten sonra, götürmedikten sonra orayı helak edici değiliz diyor. İşte senin gibi hurafalara da Allah-u Teala böyle hakkı söylettirmekle yarın mahkeme-i kübrada Allah'ım ben hakkı duymadım diyemeyeceksin. Bak hep ayetler söylüyorum sana. Evet. Sahte şeyhin videosu diyor. Sırat köprüsü atalarımızın uydurmasıdır diyen sahte şeyhin videosu diyor. Tıklayın diyor. Ne güzel hizmet ediyor yani. Söylediklerimize hizmet ediyor. Şimdi sıra geldi Sırat Köprüsü'nün olmadığı ayetlere. 1. İbrahim Suresi 43. ayeti kerime. Zihinler bomboş olarak kendilerine bile dönüp bakmaz durumda gözleri göğe dikilmiş bir vaziyette koşarlar diyor. Nereye? Mahkeme-i Kübra'da mahşere koşarlar diyor. Bu bir. İbrahim suresinin 48. ayet-i kerimesi. Yer başka bir yer. Gökler de başka gökler haline getirildi. Bilir misin bu nedir? Hurafa. Ben sana söyleyeyim. Yer başka bir yer. Yani kıyamet kopacak. Dünya ahiret aleminde gelecek. Ahiret alemine. Gökler başka bir gök. Yerler başka bir yer. Gökte başka bir gök. Haline geldiği,
İnsanlar bir ve gücüne karşı durulmaz olan Allah'ın huzuruna çıktıkları gün Allah bütün zalimlerin cezasını verecektir diyor. Bak. Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Bu kadar konuşuyorsun hurafa. Hiç Allah'ın huzuruna çıkarttın mı? He hurafa. Bunları hiç hesaba çektirdin mi? Hiç Allah'ın adaletinden bahsettin mi hurafa? Sen kimsin? Bu ayetleri anlayacaksın da karşıma dikileceksin. Sen kimsin? İbrahim'in 49. suresi. Ben açmıyorum, böyle geçiyorum. Yalnızca ben size, zamanımız kısıtlı çünkü, geliyor, ayetleri okuyacağım. O gün günahkarların zincire vurulmuş olduğunu görürsün. 49 ve 50. ayeti kerimine hesabı görüldükten sonra cehenneme girenlerin durumlarını bildiriyor. Onların gömlekleri katrandandır, yüzleri de ateş bürümektedir. Kimmiş bunlar? Kafirler. Onlar ateşe ne de dayanıklı diyor. Ateş suratlarını diyor yaktığı zaman dudakları açılacak, dişleri görünecek. Aynı sırıtır duruma gelecekler diyor. Sırıtır duruma gelecekler. Kimeymiş bu? Kafirlere, Müslümanlara değil. Evet, geliyoruz şimdi. Kehf suresi, 47. ayeti kerimesi, 48. ayeti kerimesi, 49. ayeti kerimesi, 53. ayeti kerimesi. Yaz, hurafa, yaz ayetleri. Kehf suresi, 47, 48, 49, 53. ayeti kerimesi. 47. ayeti kerimeyi okuyorum. Düşün o gün ki dağlar yerinden götürülür. Ve yeryüzünü çırılçıplak olduğunu görürsün. Yeryüzü. Hiçbirini bırakmaksızın onları tüm ölüleri mahşerde toplamış olacağız diyor. Yeryüzü çırılçıplak olarak. Dağlar yerinden gitmiş. Dümdüz yani her taraf. Ben söylemiyorum. İlerideki ayetler söyleyecek dümdüz olduğunu. Yerin dümdüz olduğunu. Geleceğiz daha. 48. ayet-i kerime. Ve hep sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız şekilde bize geldiniz. Hurafa'ya sesleniyorum şimdi. Hurafa, sen bilir misin sizi ilk yarattığımız şekilde bize geldiniz ayeti kerimesini? Sana biraz açayım hurafa. Ama bana kızma. Sana devamlı hurafa diyorum ya. Çünkü sen bana hakarette bulundun. Bana hakaret et, başımın üstünde yerim var. Allah'ın ayetlerinin üzerine batılı sermeye kalktın da tahammül edemedim. Onun için söylüyorum sana. Sen hakkın üzerine batılı sermeye kalktın. Onun için kusura bakma. Sana sonuna kadar da hurafa diyeceğim. Ve hep sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız şekilde bize geldiniz. Sana burayı açayım hurafa. Sen bunları anlayamazsın. İlk defa Allah-u Teala'nın ruhlar halinde yaratıldık. Ruhlar halinde. Bütün nefisler ölümü tadacak. Yani beden ölümü tadacak. Ruhun üzerine ölüm yoktur. Ruhun üzerine ölüm olsaydı nefisler de ölümlü olurdu derdi. Nefisler ölümü tadacak. Ve ruhlarımız berzah alemine kaldırılacak. Sonra mahşerde siz bir sürücüyle huzuruma geldiğiniz zaman yani topraktan bedenleriniz kalkacak. Topraktan. Ruhlarla bedenler karşılaşacak. Ruhlar çiftleştirildiği zaman. Rafa'yı dinle. Ruhlar çiftleştirildiği zaman. Bedenle ruhun karşılıklı gelmesi. Biz sizin diyor ağzınızı susturacak, ayağınızı bağlayacak, ellerinizi konuşturacak. Kim üzerine? Beden üzerine. Beden. Beden orada şehadet edecek sana. Ruha şehadet getirecek. Bu durumda ruh bedene söyleyecek. Niçin aleyhinde şahitlik yapıyorsun? Sırat köprüsüyle niçin? Hani sen mevzuyu oraya getirmiyorsun deme. Biraz sana ayetleri açıyorum ki burada sırat köprüsünün olmadığını zaten oraya gittiğin zaman sırat köprüsünden geçmeden gittiğini sana gösteriyorum zaten. Biraz da ayetleri açayım sana da biraz bilgi sahibi ol. Efendim bedende diyor ki ruha beni konuşturan Allah konuşturuyor diyor. Ve şehadet bittikten sonra
şehadet bittikten sonra sizi ilk yaratana döndürüyorsunuz diyor. Sizi ilk yaratana döndürüyorsunuz. Biz sizi iki kez diriltir, iki kez öldürür ayeti kerimesine göre. Bedenler üzerine birinci dirilme burada, birinci ölüm burada. İkinci dirilme ahiret aleminde, ikinci ölümde ahiret aleminde. Ruhlar üzerine ölüm yoktur. Hurafa, sen o ruhu cennete götürüp de cennetteki gölde yıkayıp da mı içeriye soktun? Temizledim. Hangi ayette yazıyor bunu? Öyle bir şey olmadığını da sana şimdi ayetlerle söyleyeceğim. Ayetlerle söyleyeceğim. Ne diyor şimdi? Yani sizi ilk yarattığım şekilde o ruh, nefis ve can birdir, tenler ayrıdır. Tenler. İşte o şekilde bana geldiniz diyor yine. İlk yarattığım şekilde. Niçin? Niçin? Ben seni bu şekilde yarattığım zaman, sizin Rabbiniz benim dediği zaman, kendiniz beni kendiniz gibi gördüğünüz için diyor. Kendiniz gibi gördüğünüz için, bir insan suretinde gördüğünüz için, bana inanamadınız. Ben de eksik sıfatlardan münezzehim diyor Allah-u Teala. Eksik sıfatlardan münezzehim. Bu durumda sizi gayb bir aleme göndereceğim. Deniyesin ki beni gayb bir aleme gönderseydin de sana nasıl orada bir ibadet ederdim diye. İşte seni gayb bir aleme gönderdim diyor. Ama senin oradaki itirazın neyse, sen orada nasıl bir ahit verdiysen, o kaderin neyse, sana o karakterler verilmiş, sen yine dünyada da bu hallerini yaşarsın diyor. Ama Allah-u Teala onu dünyaya getirmekle üstündeki eksiklik sıfatını ortadan kaldırıyor. Bu durumda o kişi der ki ölürken ahiret alemi buna görüldüğü zaman اِذَا وَلَا تُلْكُمْ can boğaza dayandığı zaman hine izin tenzurun hani geri çevirseniz diyor. O zaman kudretimizde siz mi ona yakınsınız biz mi diyor. Bu köprücük kemiğine dayandığı zaman, can boğaza dayanıp da, tövbe kapıları kapandığı zaman ahiret alemi ona görünür. İşte beni geri gönder, sana nasıl ibadet edeceğim diyor. Biz sizi bir kez değil diyor, birkaç kez daha geri göndersek, siz yine aynı işi işlersiniz diyor. Aynı işi işlersiniz. Öyleyse, bu ayetleri bilmeden, buraları bilmeden, sen nereye parmak basıyorsun? Bu refa, bu cesareti sen nereden alıyorsun? Sana bu cesareti kim veriyor? Sen hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Hiçbir peygamberden utanmıyorsun? Yalan yanlış, bilmediğin mevzulara parmak basıp o böyle söyledi, bu böyle rivayet etti, bu böyle rivayet etti diye konuşuyorsun. Evet. Oysa size vaat edilenlerin tahakkuk edeceği bir zaman tayin etmediğimizi mi sanmıştınız diyor. O zaman geldi diyor işte. Kitap ortaya konmuştur. 49. ayet-i kerime. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. Hani cehenneme gitmişti? Hani kayguluya gitmişti? Hani köprü? Hani azap? Nerede Allah'ı suçluyorsun hurafa? Allah'ın adaletini nasıl ortadan kaldırarak o köprüyü oraya koyup da oradan aşağı düşürüyorsun? Bak ben Rabbimi müdafaa ediyorum. Rabbimin adaletini müdafaa ediyorum. Sen neyi müdafaa ediyorsun? Bana Allah aşkına söyle, neyi müdafaa ediyorsun? Ben Rabbimi müdafaa ediyorum. Ayetlerle, onun söylediği kelamlarla. Utanmıyorsun değil mi? Bir de buraya reddiye yazacakmış daha bizim buraya. Sen Ebu Cehil'in varisi olarak reddiyeni yazacaksın. Hurafalarını yazacaksın. Ben de hak olarak onlara cevap vereceğim ve milleti hurafadan kurtaracağız. Evet. Kitap ortaya konmuştur. Suçların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. Vay halimize derler. Bu nasıl kitapmış? Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın yaptıklarımızın hepsini sayıp dökmüş. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez diyor. Hurafa, nasıl zulmettirdin Allah-u Teala'ya? He hurafa, nasıl zulmettirdin? Nasıl adaletini kaldırdın Allah-u Teala'nın? Hiçbir vicdanın yok. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Evet. Suçlular ateşi görür görmez orayı boylayacaklarını iyice anladılar diyor. Daha evvel şeyi görmediler mi? Sırat köprüsünde ateşi görmediler miydi? Şimdi bu Allah'ın ayetlerine ters düşmüyor mu? Suçlular ateşi görür görmez
orayı boylayacaklarını iyice anladılar. Ondan kurtuluş yolu da bulamadılar diyor. Evet. Meryem suresi 68. ayeti kerime. Ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Fe rabbeke ve meşhurennehüm ve şeyadine sümme lehutbirennehüm havle cehenneme cisiyya. Nedir bu? Öyleyse Rabbine and olsun ki muhakkak surette onları şeytanlarla birlikte diyor. Şeytanlarla birlikte ve devam ediyor ayet. Mahşerde toplayacağız diyor. Mahşerde toplayacağız. Sonra onları dizüstü çökmüş vaziyette cehennemin çevresinde bulunduracağız diyor. Bunu cehennemin içerisine sokuyorlar. Bunu köprü yapıyorlar. Bunu çengellerle vurduruyorlar. Efendime söyleyeyim azap çektiriyorlar. Senin Rabbin hiçbir kimseye zulmetmez ayeti kerimesini ortadan kaldırıp Allah'ı adaletsizlikle suçluyorlar. Bunlar da Allah korkusu olsa bunu söyler mi? Bunlar da ayetlerden biraz haber olsa bunu söyler mi? Taha suresi 102. ayeti kerime. O günde sura üflenir. İsrafil suru üfleyecek. Ve biz o zaman günahkarları gözleri korkudan gömgök bir halde mahşerde toplarız diyor. Ayetler gayet sarih. 105. ayeti kerime. Taha suresi. Resulüm, sana dağlar hakkında sorarlar. De ki Rabbin onları ufalayıp savuracak. Böylece yerlerini dümdüz boş bırakacaktır. 106. ayeti kerime. 107. ayeti kerime. Orada ne bir iniş ne de bir yokuş görebileceksin. Hurefa köprüyü nereye koydun? Sana soruyorum, köprüyü nereye koydun? Bak Allah'ın ayeti var burada. Sana mı inanacağım? Allah'ın ayetine mi inanacağım? Sen kimsin? Sen sahte şeyh deyince, sen sahte şeyh diye, sen bana sahte demiyorsun. Sen Allah'ın ayetlerine sıkın demiyorsun. Sen onları benimsemiyorsun. Sen onlara itiraz ediyorsun. Kendine gel, kendine. Kendine gel. Bir daha okuyayım sana Taha suresini. O günde sura üflenir. Ve biz o zaman günahkarları gözleri korkudan gömgök bir halde mahşerde toplarız. Resulüm sana dağlar hakkında sorarlar. De ki Rabbim onları ufalayıp savuracak. Böylece yerlerini dümdüz bomboş bırakacak. Orada ne bir iniş ne de bir yokuş görebileceksin. Dümdüz tabak gibi dünya gelecek mahşere, dünya. O gün insanlar davetçiye İsrafil'e uyacaklar. Davetçiye. İsrafil'e uydun. Davetçiye uydun. Davetçiden kurtuldun, İsrafil'den kurtuldun da cehennemin köprüsünden aşağı mı gittin? Hurafa. Bak ayetlere. Bak ayetlere. Bak daha ne diyor, bak daha ne diyor. Bak iyi dinle. O gün insanlar davetçiye, İsrafil'e uyacak. Ona karşı yan çizmek yoktur diyor. Yani hiçbir kimse onun dışında, o İsrafil'in dışında çıkamayacak. Ayet sarı ya. Mübarek adam. Hiç mi Kur'an okumuyorsun? Peki sen bu halinle nasıl çıkıp da insanlara rep diye yazmaya kalkıyorsun? Senin rep diye yazmanı aynen şöyle kabul ediyorum. Ebu Süfyanların, Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin varisleri olarak hurafaları reddiyesini yazıyorsun. Ayetlere karşı hurafa reddiyesi yazıyorsun. Hurafa. Bilmem bu kadar hakarete tahammül edebildin mi? İmanın varsa. Ayetlere ben hakaret etmiyorum. Ayetler sana tokatı atıyor, ayetler. Sen de bana bir ayet göster. Sırat köprüsü olduğuna dair bir ayet göster. Mübarek adam. Yok o şöyle söyledi, yok bu böyle söyledi, yok bu böyle yazdı, yok o şöyle söyledi. Onlara mı inanacağız? Ümmeti Muhammed burada. Yoksa biz ayetlere mi inanacağız? Niçin
Allah'a ibadette bulunuyoruz, onun emrine boyun eğmek için. Evet. Ta suresini baştan okuyalım. O günde sura yüklenir ve biz o zaman günahkarları gözleri korkudan gömgök bir halde mahşerde toplarız. 105. ayet-i kerime. Resulüm sana dağlar hakkında sorarlar, de ki Rabbim onları ufalayıp savuracak. 106, 107, 108. ayet-i kerimeleri beraber okuyorum. Böylece yerlerini dümdüz bomboş bırakacaktır. Orada ne bir iniş ne de bir yokuş görebileceksin. O gün insanlar davetçiye israfını verecekler. Ona karşı yan çizmek yoktur. Artık çok esirgeyici Allah hürmetine sesler kısılmıştır. Bu yüzden fısıltıdan başka bir ses işitemezsin. Rabbimizin huzuruna geldik. İsrafil'den kurtulduğunda İsrafil o kafirleri cehennem çukurundan attı, tekrar mı topladı? Ne diyor? İsrafil'e yan çizmek yok diyor. Ya Allah söylüyor bunu ya. Ahmet'in Mehmet'in kelamı değil. Ey hurafa! Onun bunun kelamı değil, Allah söylüyor, Allah. Evet. Yüz dokuzuncu ayet-i kerime, o gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığından başkasının şefaati fayda vermez. Bu ayet-i kerimede de şefaat makamı olmayan insanlara bir tokat. Şefaat yokmuş. Şefaat yokmuş. Aha sana ayet. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığından başkasının şefaati fayda vermez. Kimin sözünden hoşlanacak? Salih kullarını. Peygamber varislerini. Allah ve Resulü'nü müdafaa edenlerin. Dinden hurafaları çıkartanların. Allah'ın ayetlerini insanlara anlatanların sözü. Allah'ı anlatandan daha tatlı sözlü kimdir diyor Allah-u Teala. Hurafa'yı dinle. Allah'ı anlatandan daha tatlı sözlü kimdir diyor. Daha güzel sözlü kim vardır diyor. Ayet, ayet. Ayet. Ben söylemiyorum bunu. Ayet. Allah söylüyor. Ayetlerden haberin var mı senin? Evet. Enbiya suresinin 101. ayet-i kerimesi. Tarafımızdan kendilerine güzel akıbet takdir edilmiş onlara gelince, işte bunlar cennet, cehennemden uzak tutulurlar. Hurafa! İyi dinle. Enbiya suresi 101. ayeti kerime. Tarafımızdan kendilerine güzel akıbet takdir edilmiş olanlara gelince, işte bunlar cehennemden uzak tutulurlar. Sen nasıl köprüden bu tarafından güzel akıbet verilmiş insanları ve peygamberleri o ateşin üzerinden geçirdin? Bak ne diyor? Cehennemden uzak tutulur diyor. Cehennemden. Ben söylemiyorum bunu. Allah söylüyor. Ondan sonra hiçbir ayet yok. Uydurma hadisler. Uydurma. Bu adam hadislerden inkar ediyor diye, hadisten anlamıyor ki adam. Hadisten anlamıyor. Hakkı söylesen de böyle insanlara acaba ne derece kadar buna işleyecek bilemiyorum onda. Bu durum karşısında insan utancından eğer bir şeyhlik yapıyorsa insan kendinden kaçar gibi o insanlardan da kaçması lazım. Eğer Allah'tan korkuyorsan. Furkan suresinin 34. ayeti kerimesi. Yüzü koyun cehenneme sürülüp toplanacak olanlar diyor. Bak. Mahkeme-i Kübra'da hesap verildikten sonra yüzü